Merhaba, 2023 dönemi için beraber soru çözüm videoları yapacaktık ve bunlara coğrafya dersiyle başlayıp ilk konu olarak toprak bilgisini seçmiştik. Bu videodan önce iki video zaten hazırlamıştık ve yaklaşık 23 soruyu seçeneklerini tek tek analiz ederek çözmüştük. Şimdi 3. ve son videomuzdayız. Bu videoyla beraber toprak bilgisini bitirip vejetasyon yani bitki coğrafyasına geçeceğiz. Eğer ilk kez bu videoya denk geldiyseniz ve toprak bilgisi konusunu bitirdiyseniz önce ilk iki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi 24. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerden hangileri zonal topraklar grubuna girmez? Bir önceki soruda zonal toprağın detaylı bir tanımı var. İklime bağlı oluşmuş, kuşaklar halinde karalar üzerine yayılmış olan topraklar zonal topraktır demiştik. Peki bu seçeneklerden hangisi zonal toprak değil? Tundralar. Ne demiştim? Dünya üzerinde nerede olduğunu tahmin edemiyorsun bir bak bakalım. Tundra dediğinde gözüne dünya siyasi ya da fiziki harita geldiğinde evet şurada var dersin. Çernezyum için genellikle nerede oldukları evet bilinir. Podzollerin de öyle, lateritlerin de öyle. Ama Vertisol'ün tanımını yaparken bir iklim ya da bir kuşaktan bahsetmeyiz. Oluşumlarına özellikle kaya yapısı, jeomorfolojik özellikler, drenaj karakteri gibi yerel etkilerden bahsedilen toprak sınıflaması hangisidir? Yani oluşumunda yerel etkiden bahsediyorsak bu topraklara intrazonal topraklar demiştik. İklim diyorsak zonal, yerel etki diyorsak intrazonal. Aşağıdakilerden hangileri intrazonal topraklar grubuna girmez? Diyelim ki siz intrazonal toprakları bilmiyorsunuz. Hop bu soruyu geçeceğim demiyorsunuz. Önce bir seçeneklere bakın. Seçeneklerde zaten tanıdığınız bir şey var mı? Bakıyorum ben tundra toprakları biliyorum. Tundra zonal. E çernezyomu biliyorum. Çernezyom da zonal. Podzolü de biliyorum. Lateriti de biliyorum. Ama vertisolü zonal diyelim ki siz intrazonal toprakların ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen soruyu geçmek yerine seçeneklere bir bakın. 4 seçeneğin ne olduğunu bilip bir tanesini bilmiyorsanız da cevabı bulabilirsiniz. Tundra'nın, çernezyumun, pozolun ve lateritin zonal toprak olduğunu bilen biri intrazonal toprakları hatırlamasa da bu soruyu geç çözer. Demek ki vert sol topraklar intrazonal topraklarmış. İntrazonal toprakları 3 başlıkta topluyoruz. Halomorfik, hidromorfik ve kalsimorfik. Vertiso ve redzina ise kalsimorfin içerisindeki topraklar unutmayalım. 27. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi azonal toprak değildir? Azonal topraklar bir yerden bir yere taşınmış topraklardır. Rüzgar taşır, su taşır, buzul taşır bir yamaçtan dökülür taşınır bir şekilde bir yerden bir yere taşınır. Bu topraklarda tabakalaşma belirgin değildir. Mineral bakımından zenginlerdir. Özellikle alüvyal toprakların olduğu yerler en verimli tarım arazilerimizi oluşturuyor zaten ülkemizde de. Yukarıda uzunca bir tanım var. Siz yine bunu tanımını okuyun ve zonal toprakların tanımını okuyun ama biz direkt seçeneklere gelelim. Alüvyal topraklar, kolüvyal topraklar, litosol topraklar, regosol topraklar ve çernezyon topraklardan hangisi azonal değildir? Yine diyelim ki azonali hatırlamadınız. Bunlar ne dediniz? Ama çernezyumun zonal olduğunu bilmeniz de size bu soruyu çözdürür. Coğrafya biraz böyledir. İpuçları ve anahtar kelimeler yakalamak gerekir. 28. sorumuz Podzol topraklar nemli ve soğuk iklim şartlarının hakim olduğu Kuzey Amerika'da, Sibirya'da görülür. Toprak mineral bakımından zayıftır ve verimsiz topraklardır ancak gübreleme ile gayet verimli hale getirilip kullanılabiliyorlar. Yandaki haritada işaretli alanların hangisinde podzol topraklara rastlanır? Zaten ülkemiz için podzol toprak diyorsa aklımıza gelecek bir bölge var. Batı Karadeniz bölgesi. Haritaya baktığınızda da bir numaralı bölgede podzol toprak olduğunu söyleyebilirsiniz. 29. sorumuz yandaki haritada işaretli alanların hangisinde azonal topraklara rastlanmaz? Bakın işaretli olan yerlerin hepsi alüvyal ovalarken 3. bölgemiz Eka üzerinde oluşan Çernezyom toprak yani zonal topraktır. 30. sorumuz Asır yıkanma ile silis'in topraktan uzaklaşması sonucu demir oksitlerce zenginleşen toprak sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? Bahsettiğimiz toprak sınıfı B seçeneğindeki laterit topraktır. 31. sorumuz dünya üzerinde özellikle Akdeniz iklimi çevresinde gelişme gösteren kırmızı renkte toprak sınıfı hangisidir? Bahsettiğimiz toprak Terrarosa topraktır. Lateritle ile Terrarosa'yı bu noktada ayırabilirsiniz. Tropikal ve subtropikal bölge derse Laterit. Akdeniz havzasındaki toprak derse Terrarosa. Peki dünya üzerinde Akdeniz havzası nereler? Bakalım. Akdeniz havzası görüyorsunuz. Ülkemin güneyindeki başlayan Akdeniz ve çevresindeki ülkelere bence bir göz atın. Kuzey Amerika'da, Kaliforniya'da, Güney Amerika'da, Orta Şili'de, Afrika'nın kap bölgesinde ve Avustralya'nın şu iki ucunda. Bu Avustralya'ya özellikle dikkat edin. Çünkü Avustralya deyince aklımıza hep çöller gelir ve bu iki nokta işaretlenerek genelde soruların çeldiricisi olarak kullanılır. Bu noktada dikkat etmek gerekir. Ülkemizde ise Terorosa toprakların yani Akdeniz ikliminin yayılım alanını görüyorsunuz. 32. sorumuz. Volkanlardan çıkan kum boyutundaki volkanik malzeme ile akarsuların oluşturduğu kumlu depolar veya yamaç eteklerinde kumyu kolüvyal tabakalar üzerinde oluşan toprak hangisidir? Bahsedilen toprak regosol topraktır. Los Geçirimli tortur kayaç veya depodur. Mineral bakımından zengin, rüzgarlar tarafından taşınmış bir topraktır. Moraynse buzullar tarafından taşınmış bir topraktır. Azonal topraklardır, unutmayalım. Son olarak size zonal toprak, azonal toprak ve intrazonal toprağın tablosunu verdim. Bunlar bu şekilde direkt hangisi zonaldır, hangisi azonaldır diye de gelebilir. Az önce gösterdiğim gibi haritada nerededir diye de gelebilir. Siz anahtar kelimelerine dikkat edip birer ipucu yakaladığınızda bu soruları zaten çok kolay çözebilirsiniz. Toprak bilgisi konusunun sonuna geldik. Daha sonraki karma testlerimizde yine yer veririz. Bir sonraki videomuzda bitki coğrafyasına bakacağız. İyi çalışmalar bol verimler diliyorum. Umarım 2023 hedeflerinize ulaştığınız ve son kez ders çalıştığınız bir yıl olur diyelim. Yani en azından bir sınava girmek için. Tabii ki insanın kendini geliştirmesi hayat boyu devam eder. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atırsanız da çok Videoyu beğendiyseniz de abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar söyleyeyim İyi çalışmalar bol verimler.